Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte şöyle bir çemberimizdeki olan süsleme ile birlikte normal sade bir çemberimizi nasıl süsleriz rahatlıkla boncukla onları göstereceğim. Bunu ben aslında satış mağazasında gördüm arkadaşlar. Normal bir çemberin üzerine şu boncukları geçirmişler. Parlak boncuk olarak da bunlar geçiyor. Bunu hazır geçirmişler ve bir satışına sağlamışlar. Normal şöyle bir çemberi arkadaşlar isterseniz pazarda isterseniz de bu toka satılan yerlerde rahatlıkla bulabilirsiniz. Pazarda 3 TL mağazalarda 5 TL arasında böyle değişiyor. Bunların düzü de var ama böyle ben dalgalı olanı yapacağım. Ve şöyle bir misinemiz var. Lastikli misina. Lastikli de olabilir. Ben biraz hafif çekimli yapacağım için lastikliyi tercih ettim. Bunların serti normali de var. Onları da tuhafiyeden alabilirsiniz. Bunu da paketini aslında unuttum. 2,5 mu 3 TL arasında sanırım değişiyor. Bayağı da bir gitti. Bu parlak boncuklar ise dal, böyle bir dal olarak geçiyor. Şöyle bir dalı 3,5 TL'ydi benim aldığımda. Bunu da tuhafiyeden yine aldım. Şöyle bir çakmak ve makasa ihtiyacımız var. Herhangi bir şekilde başka bir şeye ihtiyacımız yok. Parlak taş yerine inciler kullanabilirsiniz. Eğer kullanmadığınız arkadaşlar böyle büyük incileriniz varsa onları da rahatlıkla geçirip böylece kullanabilirsiniz. İlk olarak şöyle çemberimin bu kısmını alıyorum. Şöyle lastikli misinamın şöyle başlangıç noktası. Şu alttan başlayacağım. Bütün her yeri yapayım diye. Buraya lastikli misinamın düğümünü yapacağım. Hemen. Başlangıç noktamızı belirliyoruz ve bütün çevresini çemberimin yapacağım. Biraz lastikli misinada arkadaşlar fazla düğüm kullanın. 2-3 kere düğümünü yapın. Çünkü sonradan bollaşıyor lastikli misina. Birkaç tane yaptıktan sonra çakmakla eriteceğim ki başlangıç noktam sabit olsun. Bir tane daha düğümledikten sonra 4 kere düğüm attım arkadaşlar. Ucunun fazla olan kısmını kesiyorum. Ve çakmağımı aldım. Şöyle birazcık lastik olduğu için hemen eridi. Bu başlangıç kısmımızı yapmış olduk. Daha sonradan da boncukları şöyle hafiften bu tarafa doğru alıyorum. Hemen getiriyorum. Benim şöyle dalgalı bir çember olduğu için her bir dalganın üstüne bir tane gelecek şekilde misinamdan boncukları geçiriyorum. Fazla olsun istemiyorum çünkü fazla şeyi sevmiyorum. Lastikli olması şeffaf misine kullanmamın sebebi fazla belli olmasın diye yaptığımız çemberi. Şöyle her bir dalganın arasına getirecek şekilde yapıyoruz. Biraz çektirerek yaptırıyorum çünkü çok da bol olmasın. Şöyle. Arada kendinize göre düzeltebilirsiniz. Hani böyle olduğuna bakmayın. Bayağı da zor bir iş arkadaşlar. Bir yandan lastiği yapıp diğer yandan da boncukları düzeltmeniz zor oluyor. Şöyle aralıklı aralıklı bıraka bıraka tek tek. Ama büyük boncuk kullanırsanız da dediğim gibi inciler falan o daha rahat oluyor. Tavsiyem büyük inci kullanın. Küçük boncuklar biraz zor ve meşakkatli oluyor. Sonra bir tane geçirdikten sonra araya bir tane bir sıra böyle boş doluyorum. Diğer dalga boyuna geçiyorum. Böyle aralıklarını vere vere gideceğiz. Benim elimde olan malzemeyi kullandım. O yüzden siyah. Siyah da çemberin üstüne dedim siyah geçilsin. Ama misinayı alırken arkadaşlar bazen de renkli misinalar çıkmış. Renkli değil de böyle şeffaf misina kullanırsanız da taktığınızda da abes görünmez. O yüzden tavsiyem size böyle şeffaf misina kullanmanız. Tekrar boncukları bırakayım. Tek boncuk da bırakmayabilirsiniz. Böyle eğer sizin de boncuklarınız küçük ise bende olduğu gibi
Tek boncuk yerine iki boncuklu da yapabilirsiniz. Ben şimdi şu alt kısmını tek boncuk yaptım. Üst kısımlarına şimdi 2-3 kere geçeceğim. Onu da göstereceğim farklı olarak olsun diye. Son 2 kere de tekli geçeyim. Çünkü üst kısmına gelsin istiyorum o boncuklu kısımlar. Böylece devam etmiş oluruz. Lastikli olduğu için arkadaşlar şöyle sonradan da çekip düzeltebiliyorsunuz. Bunun avantajı da bu. Eğer sert olsa sert o kadar şekil veremiyorsunuz. Ve lastikli misinayı tercih etme sebebimden biri de bu benim. Tekrar sarıyorum. Sardıktan sonra diğer kısma geçiyorum. Böylece devam etmiş oluruz. Şu kısmını aldıktan sonra bir kere daha geçelim. Ve şimdi bundan sonrasını 2 veya 3'lü olarak değişerek göstereceğim. Evet. Şöyle arkadaşlar normalde şöyle dışarı tutayım. Parlak taşlarımız böyle oldu. Şimdi ikili olarak taşlarımızı geçeceğim. Böyle. Bir sırada boş sarıyorum ki diğerini sabitleyeyim diye. Tekrar 2 tane boncuk alıyorum. Aynı yeri bir kez daha doluyoruz. Boş bir kere geçiriyorum. Sonra tekrar 2 tane alıyorum. İkiliye geçince rahat sarmaya başladım. Sizin de boncuklarınız varsa isterseniz de ikili de sarabilirsiniz. Daha rahat. Tekliden. Şöyle. Tekrar bir sıra boşluklu geçeceğim. Göstereyim hemen. İkili de böyle arkadaşlar. Bence ikili daha bir güzel oldu sanırım. Teklimiz şöyle. Alt kısımlarımız şu şekilde duruyor. Üst kısımlarımız da böyle ikili ikili daha sık olmuş oldu hem de. Bence ikili ikili ben bundan sonrasında gideyim ama alt kısmı yine tekli geçelim. Böylece devam edeceğim. Ve aynı şekilde yapacağım. Hazır ortaya gelene kadar göstereyim size yapmışken. Bu parlak taşların biraz daha büyükleri var arkadaşlar. Onların da fiyatı değişiyor ama onlardan almadığım için tam fiyatını bilmiyorum. Bunların biraz daha büyükleri var. Onları da bu taşlara yapabilirsiniz. Ama biraz taşlarınızı kalın tutun. Eğer büyük boncuk alırsanız da yaptığınız ölçülere göre değişiyor. Orada da deneyebilirsiniz hemen alırken. Lastiklerinize geçirebilirsiniz. Oradan da halledebilirsiniz. Bazen pazarlarda veya yanınızda yakınınızda tuhaf yerler olmayabilir ama bu tarzı boncuk, lastik gibi hobi işlerinde hobi siteleri yazarsanız internette rahatlıkla böyle boncuğa, misinaya gibi şeylere rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Bunların satışlarını yapan farklı mağazalar da var arkadaşlar. Böyle devam edeyim. Ve ben böyle devam edeceğim. Geri kalanı da zaten tamamlanmış olacağız. Bittiğini şeklinde diğer videolarımda gösteririm. Fazla videoyu uzatmak istemiyorum arkadaşlar. Böyle devam edip bitireceğiz. Diğer taşlarımda da olduğu gibi gösteririm size. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve biten arkadaşlar şöyle çemberimizi göstereyim. Aslında bunun resmini sizinle paylaşacaktım videonun kapak kısmına. Videoda anlatırken şöyle şu kısımları tek başlamıştım tekli olarak ama sonradan ben bunu düzenledim. 2-2 şöyle arka kısmında olan misinayla 2-2 olarak boncuklarımı devam ettim. Dalgalı çemberimin üzerine ikili ikili aslında üçlü de rahat olabilirdi ama üçlü biraz hani bu dalga boyutunu biraz kastığından dolayı o yüzden 2-2'li devam ettim. Çemberimiz böyle aslında saça takıldığında daha güzel görünüyor. Işıklı ve dışarıda yazın rahatlıkla böyle parıl parıl parlayan bir tokanız olmuş oluyor. Bunun lastikli tokasını da yapmıştım. Eğer siz de saçlarınızı çok açık kullanmıyorsanız da bu çemberde yaptığınız bu
taşları aynı şekilde misineye veya ya da saç tokasının üzerine iğne ile iplikle geçip böyle saç tokasını da yapabilirsiniz lastikle. Bunu takıp peşine de o tokayı taktınız mı inanın gerçekten güzel olur. Dediğim gibi bunların satışı herhangi bir mağazada vardı. Bütün Türkiye çapında olan bir mağaza değil, o yüzden söyleyemiyorum. Bu en az 20 TL'den, 10 TL'den, 25 TL'den, yani şu üzerindeki boncuklara göre fiyatları değişiyordu. Ben de hazır elimde boncuklar varken size rahatlıkla göstereyim. Evde çok rahata yapabilirsiniz. Dalımız 3,5 TL'ydi tekrar boncuklarımızın. Misine ise 2-2,5. Yani evde siz kendiniz bunu en az 7,5 TL'ye falan mal edebilirsiniz. Ama kullandığınız çembere göre, taşa göre tabii bunların fiyatları da değişiyor. Benim siyah kullanmadığı sebebim tacımın altı siyahtı arkadaşlar. Fazla sırıtmasını istemedim. Çünkü ne kadar alttaki çemberi kapatsak da boncuklar da alt tabanı görünüyordu hani çemberin. O yüzden siyah kullandım. Ve parlak taş olmasının sebebi ise, tercih etmemin sebebi ise yazın çok kullanılıyor çember. O yüzden güneşte vurduğunda veya gecede kullandığımda rahat kullanabileyim. Gece abiyelerinizin üzerinizde de rahatlıkla bu çemberi yapabilir, kullanabilirsiniz.